Duygu, maden ocağının önündeyiz. Arama kurtarma çalışmaları dün öğle saatlerinde sona ermişti. Son bir işçi kalmıştı. O işçinin de cansız bedenine ulaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sayıyı 41 olarak, şehit sayısını 41 olarak açıklamıştı. Amasra'daki maden ocağında dediğimiz gibi arama kurtarma çalışmaları dün sona erdi. Şu an için özellikle maden yerin 330 metre altında. Yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Zira dün bir yangından bahsedilmişti. O yangın özellikle madenin çıktığı noktada çıkan yangının söndürülmesi için de ekiplerin mesaisi sabah saatleri itibariyle yeniden başladı. Bir yandan da baraj örüldüğünü ifade edelim. Madenin özellikle hava girişini engellemeye çalışıyor. Buradaki ekipler hava girişinin önlenmesi, yangının büyümemesi noktasında çalışmaların devam ettiğini belirtelim. 41 şehit verdik maden ocağında. Grizu patlaması sonrası tabii can kaybı sayısı da artmıştı. Patlamanın yaşandığı noktadaki can kaybı sayısı da yükselmişti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da burada incelemelerde bulundu. 41 şehit var. 41 şehit ve onların aslında bugün de cenazeleri devam edecek. Toprağa verilmeye devam edecek. 6 şehidin de cenazesinin bugün öğle saatlerinde Amasra'da toprağa verilmesi bekleniyor. Şu an için özellikle yangını söndürmek için çalışmalar devam ediyor. Bir yandan da baraj örülüyor. Zira o hava girişinin önlenmesi, engellenmesi amaçlanıyor. Hava girişinin devam etmemesi, yani yangının devam etmemesi için de o duvarın örülmesi oldukça önemli. Toparlayacak olursak 41 şehit verdiğimiz maden ocağında şu an için arama kurtarma çalışmaları dün sona ermişti. Bugün de yangını söndürmek için de çalışmalar devam ediyor.